Biz şu anda ülkemizin en doğusunda, güneşin ilk doğduğu yerde, Ağrı'dağın eteklerinde Gödekli köyündeyiz. Gödekli halkı genel olarak hayvancılık, tarım, tır ve nakliyat işleriyle uğraşmakta, geçimleri bu şekilde sağlamakta. Okulumuz konum olarak çok ilginç bir yerde. Ülkemizin en doğusunda ve en son faaliyette olan ortaokuluz. Bizden sonra Dilucu sınır kapısı var. 3 ülkeye sınır var. Ermenistan, İran ve Nahçıvan. Ben Bilgin Ataş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'ndan mezun oldum. Aslen Iğdırlıyım, Iğdır merkezli doğumluyum. İlk atamam da Aralık ilçesine bağlı Gödekli köyüne oldu. Bizim aslında spor serüvenimiz oldukça ilginç bir şekilde başladı. İlk göreve başladığım zaman çocuklara aşırı bir şekilde faydalı olmak istiyordum. Öğrencilerimin neler hayal ettiğini çok merak ediyordum. Dersimde onlara kağıtlar dağıttım ve bu kağıtlara lise döneminde, üniversite dönemi ve meslek hayatlarında nerelerde olduklarını yazmalarını istedim. Hayallerini keşfetmek istedim. Onları okumaya başladım. Ve öğrencilerimin hayal kuramadığını, kurulan hayallerinde oldukça sınırlı olduğunu gördüm. Bunu düzeltmeliydim. Spor üzerine ilerlemeye karar aldık. Öğrencilerimizle ilk başladığımızda amacımız kesinlikle rekabet, yarışma vesaire değildi. Sadece hayal güçlerini çeşitlendirmek ve ilerletebilmekti. Okulumuzda seçmiş olduğumuz branşlar genellikle okulun fiziksel şartlarına ve öğrencilerimizin özelliklerine bağlı olarak çok değişkenlik gösteriyor. Bir köy okulundayız. Etrafımızda bulabileceğimiz çok şey yok ne yazık ki. O nedenle atletizm köy okullarına hizmet edebilecek bir branş ve bu bağlamda da çocukların atletizm branşına yönlendirilmesi uygun oldu. Hadi başlıyoruz. Tempo. Çocukların spora katılımıyla ilgili daha çok olumsuz düşüncelerle karşılaşmıştık. Velilerimiz daha faydalı şeylerle ilgilenmeleri gerektiğini çocuklarına söylüyordu. Daha çok derslerine yönelmesi gerektiğiyle ilgili düşünceler hakimdi. Bunun zamanla değiştiğini gördük. Çünkü sporla birlikte çocukların hem kişisel hem bilişsel hem de psikolojik özellikleri gelişim gösterdi, gelişme sağladı. Öğrencilerin şort giyme durumu çok sıkıntıydı. Erkek çocuklar bile şort giymek istemiyordu koşarken. Köy içerisinde işte bizimle dalga geçerler. Bunun gibi düşünceler hakimdi. Spor yapsa da olur, yapmasa da olur düşüncesi bazen baskın oluyordu. Veliler çocuklarını yarışmaya göndermek istemiyorlardı. Bu noktada biz ikili ilişkilerimizle, ikili diyaloglarımızla çok fazla süreci çözmeye çalışıyorduk. Bu noktada ilk ellerde destek ne yazık ki alamadık. Ama süreç ilerledi. İlk şehir dışı yarışmalara gittiğimizde çoğunlukla hiç ismimiz duyulmadığı için genelde garipsediler. İşte Iğdır takımı varsa yeneriz şeklinde bir düşünceler oluyordu. Gerçekten yenme ve yenilme kesinlikle hiç umursadığımız bir şey değildi. Tamamıyla katılmak, rekreatif bir etkinlikti. İlerleyen yıllarda çocukların daha çok hocam artık lütfen yarışmaya gidelim ya da hocam antrenman ne zaman yapıyoruz şeklinde sorularıyla birlikte işin giderek ilerlemeye başladığını gördüm. İlk bölge yarışmamızda şöyle oldu. Biz Iğdır'da atletizm yarışmasında ikinci olmuştuk. Birinci olan takım yarışmaya katılmadı. Böylelikle bölge şampiyonasına gitme hakkı bizim oldu. Öğrencilerimizle birlikte bölge şampiyonasına gittik ve öğrencilerim de ben de ilk defa bir bölge şampiyonasına katılıyoruz ve nasıl işleyecek, nasıl ilerleyeceğiz bunun hakkında bir bilgimiz yok. Onlarla birlikte ben de öğreniyorum, onlar da öğreniyor. Karşılıklı interaktif bir öğrenme var. Bölgeden ikinci olarak çıktık. Türkiye finallerine kalmayı başardık. Türkiye finallerine katıldık. Orada takımımız genel olarak genel sıralamada 12. oldu ilk katıldığımız turnuvada. Ama şöyle bir şey ortaya çıktı. Biz de dahil olmak üzere öğrencilerimizin de gözü kürsüdeydi. Gelecek yıl bizim de o kürsüde yerimiz olmalıydı. Sıralama ne olursa olsun bizim için önemli olan o kürsüde olmaktı. Dediğimizi yaptık. Yaz ayları başladı ve öğrencilerimizle birlikte bir araya geldik. 3 ay boyunca yazın antrenmanlarımızı sürdürdük çocuklarla. Sabah saatlerinde başladık. Öğleden sonra saatlere kadar arazide işte kanal boyunca çalışmalarımızı yaptık. Öğrencilerim de o süreç içerisinde kesinlikle ve kesinlikle çok azimliydiler. Sonunda emeklerimiz meyvesini vermeye başladı. İlden şampiyon olarak çıktık. Bölgeden şampiyon olarak çıktık. Ve Türkiye şampiyonasına kaldık. Süreç içerisinde ciddi rakiplerimiz vardı. Uzun süredir birincilik kürsüsüne çıkan güçlü takımlar vardı. Onlara karşı mücadelemizi verdik ve vermiş olduğumuz sözü, kurmuş olduğumuz hayali gerçekleştirip kürsüde birinci sıraya çıkmayı başardık.
özellikle çocuklarımızda ben şunu fark ettim. Kendilerini kesinlikle tanımıyorlardı. Zamanla kendilerini de tanımaya başladılar bu çocuklar. Evet, koşabiliyorum, ne kadar koşabiliyorum ya da ne kadar güçlüyüm, karşıdaki kişiyle nasıl iletişim kurmalıyım, karşıdaki kişi benden ne kadar üstte olabilir ya da ben ne kadar üstte olabilirim. Herkes güçlü olabilir, çalışan herkes kazanabilir. Karşı tarafa saygı gösterilmeye başlandı, kişisel iletişim özellikle çok arttı. Rakip olup da arkadaş olunabildiğini gösterdiler. Farklı kültürler, farklı insanlar, farklı şehirlerdeki insanlarla kurulan uzun süreli diyaloglar, arkadaşlıklar öğrencilerimizi değiştirdi ve en başta mesafeli baktıkları çoğu şeyi artık kabullenerek normal olduğunu anladılar. Öğrencilerim yarışmayla birlikte profesyonelleşiyor ve biz işi kademeli olarak arttırmak istiyoruz. Sporcularımın milli takıma girmesini gerçekten çok istiyorum. Bu bağlamda düzenlenen yarışmalar var. Sporcu Eğitim Merkezi SEM yarışmaları bunlardan bir tanesi. Ensar'da bu spor branşında, atletizm branşında SEM yarışlarına katılan bir öğrencim. 20 kişi kabul edildi. Ensar ise bunların içerisinden 17. olarak SEM sporcusu olarak kabul edildi. Merhaba, ben Ensar Kılıç, 12 yaşındayım. Yedekli köyünde yaşıyorum. Ben beden derslerinde koşmayı çok severim. Bir gün Bilgin Hocam bize atletizm takımını kurduğunu söyledi ve benim atletizme yeteneğimin olduğunu söyledi. İlk başta çok şaşırmıştım çünkü atletizme yeteneğimin olduğunu düşünmüyordum. Ama yine de takıma girmek istedim. Benim için çok heyecan verici bir andı. Artık arkadaşlarımla beraber antrenmanlarımı öğle araları boş derslerimde, beden derslerimde yapmaya başladım. Bilgin Hocam bizi en zirveye kadar taşıyacağını söyledi. Artık kendime çok güveniyordum. Kendimi ve arkadaşlarımı en iyi şekilde temsil edeceğime güveniyordum. İlk yarışmamı Iğdır Merkez Stadında yaptım. Çok orta bekliyordum. Yani kazanabilirdik de kazanamazdık ama koşu alanında yarıştım. Benim için çok önemliydi. Kendimi ve arkadaşlarımı yüzünü karaya çıkartmayacaktım. Koştuk, birinci olduk. Çok sevinmiştim. Ondan sonra sırasıyla Erzincan, Bursa, Sivas ve yine Bursa'ya gittim. Benim için çok önemli anlardı. İlk kez köyde ve Iğdır'da kendimle beraber 3 arkadaş SEM'i kazandık. Benim için çok mutlu bir andı. Kendimdeki yeteneği Bilgin Hocam sayesinde fark ettim. SEM benim için çok önemliydi. İlk başlarda antrenmanlarımı okulunun önünde parkur yaparak yaptım. Şimdi de her cumartesi günü Iğdır stadına gidip Mustafa Taşkıran hocamla antrenmanlarımı sürdürüyorum. Al yıldızlı bayrağımı göğsümde taşıyacağım. Eğer ben atletizme girmeseydim ben Bursa'yı, Sivas'ı, Erzincan'ı hiç görmeyecektim. Çünkü gitme imkanım olmayacaktı. Elimden geldiği kadar sporun iyi liselerine gitmeyi hedefliyorum. Sonra da bir antrenör veya beden eğitimi öğretmeni olmayı düşünüyorum. Çünkü ben bedeni, koşmayı çok seviyorum. Bir çocuklara beden öğretmeyi, yani koşmayı öğretmeyi çok seviyorum. Bocce branşından nasıl başladık? Kızlarımızın çok sevdiği bir oyun. Erkeklerimizin de köyde misket oyunu çok yaygındır. Hem kızların hem erkeklerin bir arada oynayabildiği ve fiziksel faktörün ortaya çok girmediği bir spor. Atletizm, işte handbol ve basketbol, futbol gibi branşlarda kız erkek eşitliğinden çok bahsedemiyoruz. Ama bocce gibi bir spor branşında kızlar ve erkekleri birbirle yarıştırabiliyoruz. Burada tamamıyla fiziksel parametreler ortadan kalkmış oluyor. Özellikle Hande geri geldiği zaman birebir maçlarda, tekeye tek maçlarda çoğu erkek sporcumuzu yenmiştir. Merhaba, ben Hande Aktaş, 11 yaşındayım. Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Göteklik köyünde yaşıyorum. İlkokul 4. sınıfta beden eğitimi öğretmenimiz Bilgin Hoca sayesinde böyle bir yeteneğim olduğunu keşfettim. İlk bocceyi gördüğümde topların çok ağır olduğunu düşünmüştüm ve küçük topa pano deniliyormuş. Oradan abimden öğrenmiştim. Toplar demir olduğu için çok şaşırmıştım. 5. sınıfa geçince bocce takımına girdim ve bocce takımına girince il birincisi olduk. Rize'ye gitmeye kazandık ve Rize'de ikinci olmuştuk. Sonra Ankara'ya gitmiştik. Ankara'da ise ilk 10 takıma girdik.
Biz aylarca çalıştık ve boş derslerimize çalıştık. 90 gün tatilde çalıştık. Her zaman çalıştık ve emeğimizin karşılığını da aldık. Spor sayesinde gidemediğim şeylere gittim. Gittiğim yerlerde yeni kültür öğrendim, yeni ortama alıştım, yeni insanlar tanıdım ve yeni arkadaşlar edindim. Bocce sporcusu olmasaydım şehire gidemezdim. Çünkü ailemle buraya alıştığımız için bir yere gitmiyorduk o yüzden. Ailem destek oldu ve çevrem de dedi, yeteneğin varsa git o spora. Mesela gelecek zaman öğretmen olma ihtimalim var, sporcu olabilirim, hakem olabilirim diye bana çok destek oldular. Gelecekte sporcu olmayı düşünüyorum. Olamazsam da başka bir mesleğe geçmeyi düşünüyorum. Ya da beden eğitimi öğretmeni. Ben de sporcuyla bu I-Drill'le başladım ve bu çocukları aşağı yukarı anlayabiliyorum. Bizim de şemalarımız oldukça azdı. Dışarıyı görme fırsatımız çok azdı. Sporla birlikte dışarıya açıldığımda ilk sorguladığım şey şuydu. Yaşıtlarım acaba nasıl bir hayat yaşıyor? Ben nasıl bir hayat yaşıyorum? Bunun sorgulamasını çok yaptığım zaman kendi yolumu çizmeyi başardım. Bunun aynısını çocuklarımda başarmak istedim. Bazı öğrencilerimiz sürekli köyde kalıyor. Köyde gördükleri ne varsa zihinsel olarak şemalarda onlar oluşuyor. Dünyanın köyden ibaret olmadığını, Aralık'tan, Iğdır'dan ibaret olmadığını göstermek için spor çok büyük bir fırsat. Benim için çocuğun yetenekli olmasından ziyade çocuğa bizim ne katacağımız. Her çocuk başarılı olacak diye bir şey yok. Ama biz ona ne katabiliriz ya da o bizden ne alabilir, biz daha çok bununla ilgilendik. Mezun olan öğrencilerimiz oldu. Spor liselerine gönderdiğimiz öğrencilerimiz oldu. Bu seneki mezun olacak öğrencilerimiz de spor liselerini tercih ederlerse yüksek ihtimalle de o şekilde olacak. Spor lisesinin eğitim öğretimine devam edecekler. Göreve ilk başladığımızda öğrencilerle görüştüğümde işte meslek olarak ne yapmak istiyorsun? Hocam ben tırcı olacağım, babam gibi işte tır süreceğim. Genelde hayaller bu şekildeydi. Belli bir süreden sonra ben bu hayal şeylerini yazdırmaya devam ettirdim. Çünkü benim geri dönüt almam gerekiyordu öğrencilerimden. Ve değişen şeyler vardı. Neydi? İşte spor lisesine gideceğim. Ben de Bilgin Hocam gibi beden eğitimi öğretmeni olacağım. İşte öğrencileri çalıştıracağım. Buna benzer çok fazla dönütün ortaya çıkmasıyla ben artık evet başardım diyebildim kendime. Sürecin başındaki fikrimizle sürecin sonunda ortaya çıkan sonuç birbiriyle çok açık arası. Kesinlikle ve kesinlikle böyle bir şeyin başıma gelebileceği, bu kadar iyi sporculara sahip olabileceğim, başarılar elde edebileceğim kesinlikle aklımda yoktu. Tek hayalimiz çocukların hayal kurmasıydı. Farklı ortamlar görmesi, kendilerini geliştirebilmesiydi. Onların başarıları bizler için gurur vericiydi. Bizim gibi köy okullarının oldukça zor şartları da mevcut. Bunu örnek olarak şunu verebiliriz. Biz Türkiye Şampiyonası'nın atletizm yarışmalarına katıldığımızda çivili ayakkabı problemi her zaman başımıza geliyor. 60 metre koşan sporcum koşuyu gerçekleştiriyor. Uzun atlama yapacak öğrencim 60 metrenin bitmesini bekliyor. Bazen yarışmalar aynı anda ilerliyor. Biz hakemi orada durduruyoruz. Hocam lütfen ayakkabı gelecek. İşte ayakkabı geldiği zaman yarışı başlatsanız. 60 metreye koşan çocuğum ayakkabısını çıkartıyor. Getiriyor. Uzun atlama yapacak çocuğa veriyor. Ayakkabı numaraları birbirine uymuyor. Bazı çocukların. Ama biz buna rağmen, her şeye rağmen azim göstererek sadece hedefimize, hayallerimize odaklanmaya çalışıyoruz. Bunların performansımızı etkilemesine kesinlikle izin vermiyoruz. Çok şükür sonucumuzu da alıyoruz.